Efendim, uzun bir aradan sonra ne güzel ki tekrar kavuştuk sabah keyfiyle sizlerle, sevgili Kanal 3 izleyicileriyle bir aradayız. Ama 3 Ekim'den itibaren bambaşka projelerle, yepyeni projelerle, sağlık programıyla ekranlarınızda olacağız her gün. Bugün bizim için özel bir program. Sabah keyfinde ilk buluşmayı yine çok değer verdiğim, benim için gerçekten, benim için de, Mersin için de, Türkiye için de son derece kıymetli bir doktorla açacağım programımızı. Siz onu çok yakından tanıyorsunuz. Önce biliyorsunuz yarın 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü. Alzheimer konusunda bu stüdyoda da çok programlar yaptık. Mersin'de de çok önemli çalışmalar oluyor. Onun heyecanını daha sonra sizinle paylaşacağız. Yaklaşık 3,5 yıllık bir yol hikayesinde neticeye varılıyor. Mersin'de Yaşlı Yaşam Merkezi, Türkiye'ye, dünyaya örnek, ne kadar gurur verici ki Mersin'de yaşayacağız biz bunu. Yaşlı Yaşam Merkezi açılacak. Alzheimer, bugün Alzheimer'ı konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Elbette ki Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Sayın Aynur Özge Hocam bugün stüdyo konuğum. Ona hoş geldiniz diyorum. Ve yine nöroloji uzmanı Sayın Emine Kaygılı, hoş geldiniz diyorum. Kendisi de yeni açılacak olan Yaşlı Yaşam Merkezi'nde aktif olarak hekimlik yapacak, nöroloji polikliniği anlamında hem orada hastalara hizmet verecek, poliklinik hizmeti verecek. Daha birçok detaylar var. Ben çok konuşmayayım çünkü konuklarımın çok anlatacakları var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Biz de buraya geldiğimizde kendimizi böyle evimizde gibi hissediyoruz. Ne güzel. Sizlerin yaklaşımı o anlamda bize çok iyi geliyor. Teşekkür ediyoruz bu anlamda da Kanal 33'e ev sahipliği için. Sağ olun. Böyle her yıl yaklaşık biz her Alzheimer Derneği aralarda da mutlaka oldu ama mutlaka bugünlerde sizi stüdyomuza konuk ettik ve her konuk edişimde, sohbetlerimizde bu alanda yeni gelişmelerin olduğu, yeni çalışmaların olduğu ve Mersin'deki Yaşlı Yaşam Merkezi'nin de ta temelinin atıldığı, ilk tuğlanın konulduğu ilk günü hatırlıyorum. Onun haberini yapmıştık. Ne güzel, 2 Ekim Pazar günü de artık kordelasının kesildiği günü ekranlarda paylaşacağız. Hem Türkiye'ye hem Mersin'e de hayırlı uğurlu olsun. Efendim, şimdi Alzheimer. Artık az önce yayından önce de konuştuk. Belki kanser hani bizim için çok korkutucu bir hastalık gibi belleniyor ama yaşayan, o süreci yaşayan insanlar için, hem hasta hem hasta yakını için Alzheimer çok sıkıntılı, zorlu bir hastalık. Biraz genel bir çerçeve çizelim Alzheimer hakkında. Çünkü yeni gelişmelerin olduğuna dair de birçok yayınlar oluyor. Şöyle bir giriş yapalım Alzheimer hakkında. Şimdi Alzheimer hastalığı çağın vebası olarak da bilinen, ilerleyen yaşla birlikte toplumların teknolojik gelişmeleriyle birlikte hani gülün dikeni misali kaçınılmaz olarak sıkça karşılaştığımız ve maalesef daha da sık karşılaşacağımız bir sağlık problemi. İlerleyici bir beyin hastalığı. Bu psikolojik bir hastalık değil. Bu bir beyin hastalığı. Beynimizde yıllar yılı biriktirdiğimiz bütün devreler, ki 5 katrilyon kadar devre olduğunu varsayıyoruz insan beyninde. 115 milyar istasyon, 5 katrilyon devre düşünün. Yani dünya üzerindeki en gelişmiş süper bilgisayardan bile daha komplike bir sistem düşünün. Ve bu sistemin yer yer istasyonlarının çöktüğü, yer yer sistemdeki kabloların paslandığı ve başta hafıza merkezi olmak üzere beyindeki birçok zihinsel becerinin kademe kademe kaybedildiği bir durumdan bahsediyoruz. Ne çökertiyor bu sistemleri, bu istasyonları, bu elektrik kesintilerine ne neden oluyor? Nerede yanlış yapıyoruz? Bir kere genetik kod çok önemli. Yani nasıl bir kodla doğduğunuz ve hani bu disk kendini 5 dakika için imha eder diye vardı ya görevimiz tehlikede. O şekilde hücrelerin kendi kendine imha ettiği, henüz tıbben tamamen çözemediğimiz bağlantılar var. Bu devrelerin, bir de o diskin kendini imha etmesi için gereken pimi çeken olaylar var. Örneğin
nasıl bir yaşantı sürdüğünüz. Yani stres faktörü çok önemli. Damar sertliği, yani sigara içiyor olmak, şeker hastalığına iyi kontrol etmiyor olmak, kolesterolünüz yüksekte bununla baş etmiyor olmak, bunlar risk faktörü. Aynı şekilde ne kadar aktif bir hayat sürüp sürmediğiniz, yani beyninizdeki devreleri nadasa mı bıraktınız, canlı mı tuttunuz? Onlar her an çalışmaya hazır mı, ölmeye mi daha yatkın? Aynı şekilde düzenli egzersiz yapıp yapmadığınız, yani bedenen kan dolaşımı ve diğer faktörleri düzenli yoluna getirip getirmediğiniz çok önemli. Ve tüm bunlardan hangisi önce, hangisi sonra, ne sırayla, bunları bilemiyoruz. Ama şu bir net, yalnız olmak, depresif olmak, inaktif dediğimiz, yani zihinsel ve bedensel olarak iyi bir yaşam sürmemek ve temel sağlık kurallarına, damar sağlığımıza, kalp sağlığımıza, vücut sağlığımıza özen göstermemek, ne bileyim boyumuza göre kilomuzu dengeleyememek, bunların hepsi birer risk faktörü. Ve bunlardan biri veya birkaçı bir araya geldiğinde sizin de genetik kodunuzda buna ait bir risk var ise, onun vücudun uygun gördüğü bir zamanda o düğme çekiliyor ve beyindeki tahribat pat 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 başlıyor. Ama kötü haber şu ki, beyindeki tahribat başlıyor, bunun belirtileri 10 ila 15 yıl sonra ortaya çıkıyor. O yüzden bazen mesela çok hasta yakınları, yani. Tabii, hasta yakınları bazen kendini kötü hissediyor. Ya doktorum işte kız, ben boşanmıştım, babam bana çok üzüldü, arkadan Alzheimer teşhisi kondu, ben de babamın hastalığına sebep oldum. Hayır kızım, sen olmadın. Yani senin üzüntün belki hani son olarak klinik belirtilerin açığa çıkması anlamında bir kolaylaştırıcı bir faktör oldu, bir vites yükseltti ama aslında o sorun yıllar önceden başlamıştı. Biz şu anda tıpta, az önce dedin ya, gelişmeler tabii ki var. Bizler şu anda bu hastalığın erken teşhisi bir yana, çünkü eskilerde şöyle bir yaklaşım vardı hekimlerde de. Hasta diyelim doktora gidiyordu. Diyordu ki ya ben unutuyorum, bir sorun var mı? Evet. Doktor diyordu ki askerliğini hatırlıyor musun? İşte kaç çocuğun olduğunu biliyor musun? Evin yolunu bulabiliyor musun? Yemeği yapabiliyor musun? Tamam, bir şey yokmuş, hadi git evine. Hani tüm bunları yapamadığın zaman gel manasında. O zaman çok 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 geçmiş. O zaman zaten bir anlamı yok. Hiçbir tedavinin bir anlamı yok. O yüzden biz şu anda diyoruz ki erken teşhis çok önemli. Hatta ve hatta şu anda bir takım özel gen testleriyle, özel laboratuvar testleriyle hiçbir klinik belirti yokken bu insanları tanıyabilir miyiz? Bunların tedavisini çok daha önceden başlayıp beyindeki o paslanmaları, istasyonların yıkımını önleyebilir miyiz? Ve hastalığın klinik belirtilerinin başlamasını ya tamamen ya da kısmen öteleyebilir miyiz diye bunun çabasındayız bizler. Var mı şu anda real bir takım? Teknik anlamda var. Tabii yani var. Hani bel suyu testlerinden tutun ve PET dediğimiz beyin metabolizmasını gösteren testlerden tutun, bazı özel beyin fonksiyonlarına ait kapsamlı taramalardan tutun. Birçok testte biz çok daha erken noktada, yani hastalık belirli bir noktada yolu alıp gitmeden teşhis koyabilme şansına sahibiz. İnsanların, özellikle riskli kişilerin, yani ailede birden fazla kişide böyle bir hastalığın olduğu ya da kendi performanslarında, zihinsel ya da mesleki performanslarında böyle istikrarlı bir düşüş gören, ya benim normalim bu değildi diyen, anlatabiliyor muyum? Yani herkesin kendi normali vardır. Evet. Kendi zihinsel kapasitesinin normali vardır, kendi tahammülünün normali vardır, kendi zihinsel esnekliğinin, yeni bir duruma adapte olma kabiliyetinin normali vardır. Kendi normallerinden istikrarlı bir düşüş sergiliyorsa bir insan, bu noktada muhakkak hastanın veya hasta yakınının, genelde biz burada hasta yakınlarının yardımını alıyoruz. Çünkü çoğu zaman insanlar kendilerine böyle bir şeyi konduramıyorlar veya içgörü dediğimiz zihinsel beceri de kaybolduğu için isteseler de bunu yapamıyorlar. Teşhisi koyamıyorlar kendilerince. Aynen öyle. Ama bir hasta yakını, yani ben diyelim ki benim annemi ben biliyorum. Annem her zaman çok müşfik bir insandır. Birileri gelsin, o yedirsin, içirsin, ağırlasın, çok hoşlanır. İşte her zaman başkalarının duygu ve düşüncelerini önemser, asla bencil değildir. Böyle bir annem olduğunu bildiğim halde bir gün benim annem
bir misafir gelecek diye evde olay yaratırsa oturup düşünmem lazım. Veya bir gün benim annem kendi isteklerini ailenin isteklerinin önüne koyup böyle tepki verirse düşünmem lazım. Ya da bir gün benim annem beni arayıp da işten kızım dolma yapacağım ne kadar pirinç koyacaktık buna benim kafam karıştı derse bunu düşünmem lazım. Yani bunlar hep Alzheimer'ın ipuçları, aynen sinyalleri öyle. İyi gözlemlemek yani gerekiyor. Yani sadece annemin çok unutuyor olmasını beklememem lazım. Yani bunlar da aslında unutmanın meali, diğer anlamdaki meali. Çok duyuyoruz meali. Çünkü hocam hani aman gençlikte aman artık yaşlandım ben de hatırlamıyorum, unutuyorum işte çabucak unutuyorum. Yaşlılarımızda en sık duyduğumuz söylemlerden birisidir. Ya artık işte yaşlandık hemen unutuyoruz. Ama bu bir süreç içerisinde istikrarlı bir şekilde hasta yakınlarının gerçekten çok iyi gözlemlemesi gerekiyor. Şimdi bu yıl sizin de basın bülteninde dile getirdiğiniz aktif yaşlan Alzheimer olma sloganı var. Ona geleceğiz, onun açılımını çünkü bu mesaj içerisinde aslında büyük bir reçete de taşıyor bu anlamda. Ama şunu özellikle Alzheimer yakınları takip ediyorlardır yakından da. İşte internette ya da televizyonlarda haberlerde işte bir takım Alzheimer'ı önleyici ilaçlar ya da işte tedavi edici beyni aktiflendirici bir takım tıbbi gelişmeler olduğuna dair günde iki yeni bir haber okuyoruz. Gerçekten hani bir hap alalım, zihnimizi açalım bu tip çalışmalar var mı? Gerçekten Alzheimer'da ne noktaya geldi tıp? Şimdi bir kere Alzheimer'da geriye dönüş var mı? Yani ölen bölgeyi tekrar canlandırma gibi bir durum söz konusu mudur aslında? Şöyle, ilk sorunun cevabı hayır. Yani tamamen kaybedilmiş beyin hücrelerini geri alma şansımız şu aşamada yok. Ama henüz kaybedilmemiş, hani sınırda, arafta olan hücreler var. O araftaki hücreler için birçok yeni ilaç var ve bunlar hakikaten arafı bu tarafa çekecek. Canlı tarafı tutacak çeşitli reçeteler içeriyorlar ve biz de bu ilaçlar için yakinen takipteyiz. Her birinin gelişmelerinin bir parçasıyız ve bunların ruhsat süreçleri tamamlandığı zaman hastalarımıza ulaştırılması konusunda büyük bir heyecanla sürecin peşindeyiz. Ama şunu beklemesin insanlar, ben bir tane ilaç alacağım ve bu ilaç her derde deva olacak. Hem paslanan kablolarımı temizleyecek, hem çöken istasyonlarımı düzeltecek, hem damarlarıma iyi gelecek, hem sinirlerime iyi gelecek, hem de bir daha böyle bir şeyle böyle bir şey yok. Çünkü bu tek faktörlü bir hastalık değil. Yani örneğin şeker hastalığı nedir? İşte burada şeker metabolizmasına ait bir problem. Ama tek bir sorun yok. Ya hormonu az üretiyorsunuz, ya hücrede bir emiliminde problem. Alzheimer bunun daha komplikesi. Yani genetik, damar, sinir, amiloid, yok hücre iskeleti, yok oradaki inflamasyon dediğimiz yangı. Birçok basamağı var bu olayın. Tek bir basamaklı bir sorun değil. Yani beta mikrobu kaptım, bademcik iltihabı oldum, penisilini verdim, beta mikrobunu öldürdüm, bademcik iltihabım düzeldi. Böyle bir olay değil bu. O yüzden de bizim penisilin reçetesini vermemiz gibi tek bir reçetemiz olmayacak. Ve biz bu reçeteleri onlara zaten tıp imkan verdikçe ulaştırıyoruz, ulaştıracağız. Burada sıkıntı yok. Sıkıntı onların kendi sağlıklarını bu reçetelerin onlara ulaşabileceği şekilde koruyabilmelerinde. Yani zor olan, belki bizim söylediğimizde onların hoşuna gitmeyen, belki zor, nasıl diyeyim, ulaşılması uzak görünen ama aslında en doğru yol sağlıklı yaşamak ve temel sağlık kurallarına öyle ya da böyle uymak. Yani 76 yaşında da sigarayı bırakabilirsiniz ama bu sizi Alzheimer'dan korumaz. Ama 36 yaşında sigarayı bırakırsanız Alzheimer'dan korur. Yani bazı şeyler için illa da yumurtanın kapıya dayanmasını bir takım gerçeklerle yüzleşmeyi beklememek gerekiyor. Ya da aktif bir yaşam için, sosyal bir yaşam için, bir hobi edinmek için her şeyin dört dörtlük hayatınızda çözülmesini beklememek gerekiyor. Şimdi aktif yaşlanın Alzheimer olmayı.
Aktif yaşlanmak, böyle kademe kademe gideceğiz, açmanızı isteyeceğim ama hani Türk toplumunun bizim ananelerde de böyle bir belki geleneksel maalesef ki keşke değişmesini umuyorum. Ya da belki bu tip yayınlarla bu tabular, bu gelenekler biraz daha esneyecek. Çünkü belli bir yaşa geldikten sonra aman işte anne baba, hele ki mesela çalışıyorsa, emekli olduysa, belli bir yaşa geldikten sonra sanki böyle bir kabuğunu çekilme, bir işte sosyal ortama girme, aman artık işte yaşlanma, evimde oturayım. Gittikçe kişi kendini yalnızlığa çeker ve bu noktada da herhalde eğer bir Alzheimer'a da yatkınlık varsa tam da istediği, büyüyeceği, rahatlayacağı ortamı bulmuş oluyor hastalık. Şimdi bu aktif yaşlanmak nedir? Nasıl yaşlanalım? Aktif yaşlanmak doğumda başlayan bir şey. Doğumda başlayan yani, bir şey. Çok güzel. Kesinlikle doğumda başlayan bir şey. Bir yaşam biçimi. Yani hani var ya kafamı dinleyeyim. Yani niye kafanı dinliyorsun? Birlikte oturalım birbirimizi dinleyelim. Yani kafanın içindeki sesi dinlemenin sana bir faydası yok. Elbette ki hepimizin kendimizde kalmaya, dinlenmeye, ruhumuzu temizlemeye, bir takım meditasyonlara ve tabii ki hatlarımızı sıfırlamaya ihtiyacımız var. Bu anlamda demiyorum ama evet doğru. Aktif yaşlanma doğumda başlar. Bu bir yaşam biçimidir ve şimdi bakıyorum ben, burada da uzun bir şahil şeridi olan bir şehirde yaşıyoruz. Ama sahil yolunda spor yapanların büyük bir kısmı 60 yaş ve üzeri insanlar. Soruyorum bazen, gençken de koşar mıydınız? Hayır diyor. Ama bakıyorsunuz adam İskandinav ülkesinde yaşıyor. Yılın belki 2/3 karlar altında geçiyor. Ama her mahallede kapalı spor salonu var ve insanlar tabii evinden kalkıyorlar ve salona gidiyor. Orada bilmem kaç kilometre koşuyor. Sonra yüzüyor. Sonra orada duşunu alıyor. Grand tuvalet giyiniyor. Bisikletine biniyor ve işine gidiyor. Yani bunu bir yaşam biçimi olarak hayatına sokmuş durumda. O zaman birçok şey sorunu çözülüyor zaten. Yani işte aktif yaşamayı zaten öğrenmiş o insan. Ve siz ona, sen artık 65 yaşına geldin, 75 yaşına geldin, emekli oldun. Hadi köşende otur, böyle bir şey yok. Gidiyor hobi bahçesinde çalışıyor, mahalledeki kulüpte çalışıyor, çocuklarla ilgileniyor. Yani onun dinlenme anlayışı da aslında çalışarak. Yani biblo, tırnak içerisinde biblo gibi bir yaşlanma, biblo gibi bir emeklilik kavramı yok. Ve o yüzden de biz zaten yıllardır biliyorsunuz dernekteki aktivitelerimizde de, şehirde belediyelerle yaptığımız aktivitelerde de hep aktif yaşlanma konsepti üzerine durduk. Tartus'ta ülkelerden yaşlı dayanışma evimizi açtık. Mezit'te de 2 yıldır yürüyen sanat evimiz vardı. Şimdi o müjdeyi de verelim. Mezit'te de bir aktif yaşlanma evimiz olacak. Mezit'te belediyesiyle ortak, bir de bir hayırsever onun restorasyonunu üstlendi. Orada da bir şey. Zaten bizim yaşlı yaşam merkezimizin çıkış noktası bu kavram. Ve amacımız insanlara her yaşta bir şey üreterek dinlenmek, paylaşarak çoğalmak ve bir şeyi aslında yaparken daha mutlu olabileceğimizi görmek. Çünkü aslında eskiden öyle değildi. Düşün bak, anneannemi ben düşünüyorum. Anneannem o en yaşlı günlerine de boş durmuyordu. Patik örüyordu. Doğru. Büyük babam sepet örerdi. Evdeki torunlara bakılırdı. Yani o köy hayatında, geleneksel her şey imece olur, yardımlaşma onların olur. Hep bir rolü vardı. Aslında bu ara kuşakta bu roller karıştı. Çok doğru. Yani o yüzden aktif yaşlanma doğumda başlar. Çok doğru. Bu noktada bize izleyenlere de bilgi olması anlamında da aktif yaşlanmanın içerisinde örneğin diyelim ki hani çok fazla hadi evden çıkmıyor diyelim yaşlı, daha hani evde oturma ya da belki işte sağlık sorunları buna sebebiyet, engel oluyor çıkmasına. Ne bileyim işte küçük bulmacalar çözmesi, ne bileyim işte bir ara sudokular vardı, hala var işte, ya da işte kitap okuması, gazete okuması vesaire. Hani bu tip faaliyetlerde en azından anne babalarını ya da yakınlarını teşvik etmeleri anlamında ev ortamında ne gibi olanaklar sağlanabilir onlara? Şimdi bir kere ev ortamından çıkacaklar. Çıkacağız, öyle ya da böyle çıkartacağız onları. Tamam. Yani çünkü yalnız yapılan hiçbir etkinliğin beyin fonksiyonları anlamında büyük bir katkısı yok. Öyle mi? Hmm. Yani evet, işleyen demir ışıldar. Ama o işlediğinizi biriyle paylaşmanız lazım.
gitti. Bu anlamda Yaşlı Yaşam Merkezimiz büyük bir mutfak görevi görecek. Herkes o mutfaktan kendi payına düşeni girip alabilme hakkına sahip. Ve biz burada aslında bir yerde bir okul gibi bu yeni yaşam modelini, yani o eski kırsaldaki imecenin yeni hayatlarımıza uyarlanmış versiyonunu da hep birlikte, el yordamıyla, hep beraber, bilenler bilmeyenlere öğreterek ilerleyeceğiz ve bulacağız diye düşünüyorum. Yaşlı Yaşam Merkezi bu anlamda hepimize bir gösterge olacak. Çok şimdi sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arası vereceğim. Ama reklam arasından sonra artık hani yıllardır beklediğimiz bu Yaşlı Yaşam Merkezi'nin detaylarını da konuşma imkanı olacak. Gerçekten ne diyeyim, çocuk hani anne rahmine düştü. 3,5 yıllık bir gebelik süreci yaşandı ve sonunda dünyaya geliyor. Ben sizinle de ilerleyen programlarda tabii yayında da alacağım sözünü Aynur Hocam'dan. Orada böyle çok güzel bir program, orayı da anlatmak, yapalım, tanıtmak adına. Çünkü her bir detayında birçok kişinin emeği var. Aynur Hocam'ın ayrıca emekleri var. Hani diyorum ki kendi çocuklarınızın, bilmiyorum, kendi evinize bile bu kadar özen gösterdiniz mi? Yok, bu kadar detaylı. Gerçekten yapmadınız. Programın ikinci bölümünü ben de merakla bekliyorum. Kısa bir reklam arası. Reklam arasından sonra Yaşlı Yaşam Merkezi'ni konuşmaya devam edeceğiz. Arkanıza yaslanın ve derin bir nefes alın. Derin bir nefes alın. Hayallerinizdeki evi inşa ettik. Okyanus villaları iddia ediyoruz. Doğal ve huzur dolu bir yaşam size çok yakın. Okyanus villaları, her detayın düşünüldüğü villalarımızda şömine ve sauna ile kışın ısınacak. Kendinize ait havuzunuzda yazın serinleyeceksiniz. Esnek ödeme seçenekleriyle Okyanus Villaları Kuyuluk'ta sizleri bekliyor. Adres: Kuyuluk Yolu Çankaya Mahallesi No 1 Mezitli Mersin. Telefon 0539 684 2601. Eşsiz bir yaşam. Bilmot Bilgin motorlu araçlar farkıyla Massey Ferguson şimdi çok daha güçlü. Konfor, verimlilik, performans. Massey Ferguson asla yarı yolda bırakmaz. 1960 yılında kurulan ve bölgenin sektörde önde gelen traktör yedek parça merkezi
Bilgin Ticaret Limited Şirketi, Massey Ferguson markasıyla Mersin'de1988 yılından günümüze Mersin'de faaliyet gösteren Hacı Baba Restorant, 600 metrekarelik mekanı, 300 kişilik salonu ve geniş kadrosuyla müşterilerine hizmet vermektedir. Hacı Baba Restorant 24 saat açık olup günlük ortalama 1200 misafir ağırlamaktadır. Hacı Baba Et Lokantası şimdi Yenişehir'deki yeni şubesiyle yeni tatlar tattırmak ve yeni dostluklar kurmak için sizleri bekliyor. Hacı Baba. TV keyfi sizlerle. 6 adet belgesel kanalı. Dünyanın en iyi belgesel kanallarından National Geographic. Vahşi yaşamı an be an ekrana getiren Nat Geo Wild. Hayvanlar dünyasını aktaran Animal Planet. Türkiye'nin ilk belgesel kanallarından East TV. Birbirinden ilginç programlarıyla Discovery Channel, History Channel. İşte minikleri çok sevindirecek çocuk kanalları. 5 adet çocuk kanalı. TRT Çocuk, Minika Go, Minika Çocuk, Disney Channel, Cartoon Network. Futbol severleri ekrana kilitleyecek spor kanalları. 5 adet spor kanalı, Galatasaray TV, Beşiktaş TV, 90+1, Eurosport 1, Eurosport 2 ve tüm lig maçlarını ekrana getiren Lig TV. Bu kampanyada eğlence de unutulmadı. İşte eğlence ve yaşam kanalları. 3 adet eğlence ve yaşam kanalı, Türkmax Gurme, Showmax, Planet Mutfak. Bu kampanyada spor tutkunlarını da unutmadık. Spor ekstra pakette bakın neler var. İspanya Ligi, Brezilya Ligi, Fransa Ligi hediye. Turkish Airlines Euro League, Sport Auto Basketbol Ligi, tenis turnuvaları. Bu kampanyada kurulum tamamen ücretsiz. Ayrıca aktivasyon da yok. Dijitürk'le hemen TV keyfine başlamak bu kampanyayla çok kolay. Futbol keyfini hep beraber yaşayalım diye Dijitürk'ü olmak isteyen herkese Lig TV ilk 3 ay ayda sadece 29.99 TL.
Türkiye'nin ikinci bölümünden ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için bir kez daha kucak dolusu selamlar, sevgiler, merhabalar. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü. Bugün stüdyo konuklarım Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Sayın Aynur Özge Hanımefendi ve yine nöroloji uzmanı Sayın Emine Kaygılı Hanımefendi. Bugün stüdyo konuklarım, Alzheimer konuşuyoruz. Aktif yaşlanın Alzheimer olmayın ne demek, Alzheimer nedir, onları masaya yatırdık, konuştuk. Ama şimdi ekranları bizim programımızda yakından takip edenler iyi biliyorlar ki Mersin'in yüz akı, gururu Türkiye'ye de çok büyük bir örnek, model. Yaşlı Yaşam Merkezi'ne kavuşuyoruz efendim 2 Ekim itibariyle. Kısmet olursa artık kapılarını açacak. Şimdi bugün Sayın Emine Hanım da merkezin nöroloji uzmanı, merkez hakkında da ve orada verilen hizmetler hakkında da bize bilgi verecek. Çünkü şimdi yayın arasında reklamda da konuştuk. Gerçekten özellikle Alzheimer yakınları içinde bulunmaz bir ortam. Çok şanslıyız Mersin bu anlamda. Ya, teşekkür ediyorum. Hani pazar günü ayı ikisinde ayrıca eminim o gün bilmiyorum çok duygusal, duyguların sel olduğu bir gün olacak ama çok büyük bir hayır işlediniz. Gerçekten siz ve ekibiniz diyeceğim. Gönüllü ekibiyle siz, aileniz gerçekten çok büyük bir işe imza attınız. Ben buradan çok can yürekten öncelikle teşekkür ediyorum. Pazar günü herkesi bekliyoruz oraya, değil mi? Evet. 2 Ekim Pazar saat 12. Mersin ili Yenişehir ilçesi 50. yıl mahallesi 15. cadde üzerindeki Yaşlı Yaşam Merkezimize. Göreceksiniz zaten böyle kırmızılı kırmızılı oradan. Evet. Güzel bahçesi. Her yeri biz böyle donatmış olacağız tabelalarla bol bol. O merkezimizde işte biz açılışımızı yapacağız ve tüm Mersin halkını merak eden, etmeyen, görmek isteyen, istemeyen herkesi oraya bekliyoruz. Çünkü burası bizim hakikaten yıllardır emek emek yaptığımız, binlerce kişinin emeğiyle var olmuş bir tesis bu. Binin üzerinde tuğla var ismini yazdığımız, 70'in üzerinde kapı var isimler yazıldı. Ve buranın güzelliği bu şehrin imecesi oldu. Hiçbir koşul gözetmeksizin, hiçbir beklentiye girmeksizin yüce gönüllü insanların emekleriyle, maddi imkanlarıyla, aynı ya da nakdi destekleriyle ve tüm kurum kuruluşlarımızın, yani bu şehri bir araya getiren bir tesis oldu. Biz de Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi ailesi olarak bunu göğüsleyen, bu birlikteliğe vesile olan bir aile olduk. O yüzden çok mutluyuz, çok gururluyuz. Ve herkesi 2 Ekim Pazar günü saat 12'de açılışımıza bekliyoruz efendim. Orada olacağız. Efendim şimdi bu merkez aslında her anlamıyla da yani bir minik bir hastane konumunda da aslında hastalara tıbbi anlamda da birçok hizmet, nörolojik anlamda da diğer anlamda da hizmetler verecek. Biraz iç işleyişten, çalışmalardan, biraz merkezden bahseder misiniz? Şimdi merkezimiz 4 hizmeti bir arada verecek. Hı hı. Öncelikli olarak Alzheimer hastalarını takip edeceğimiz 60 yatak kapasiteli iki katımızı kullanacağımız birimimiz var. Burada Alzheimer hastalarına orta evre olabilir, ileri evre olabilir. Tüm bakım ve sağlık hizmetlerini yürüteceğimiz bölümümüz oluyor. Yatılı olarak kalacak hastalarımız var bunlar. Bunun dışında gündüz bakım verebileceğimiz, kreş olarak da tabir edebileceğimiz birimimiz var. Burada da ailesi tarafından evde bakılmaya devam edilen, geceleri devam edilen ama gün içinde çalıştıkları için bırakabilecekleri ya da uygun bakıcı bulamadıkları durumlarda bize emanet edebilecekleri bir birimimiz var. Burada da aynı şekilde hastalarımıza yine hem sağlık anlamında hem sosyalleşme anlamında hizmet sunacağız. Profesyonel kişiler tarafından bakım verilecek, hemşireler tarafından ve benim tarafından sağlık kontrolleri yapılacak, ilaç tedavileri düzenlenecek birimimiz olacak. Aynı zamanda bu hastaları yine sosyalleştirmek için hobi bahçelerimizde, sanatsal etkinliklerimizde, ritim terapilerimizde, korolarımızda aktif
yaşlarına devam etmelerini sağlayacağız. Bunun dışında evde bakım verebileceğimiz birimimiz var. Tamamen evde ailesi tarafından bakılan hastalar var, bakılmaya devam ediyorlar. Ama bizden profesyonel destek alabilirler. Çok hasta güzel. Bakımı konusunda, hasta bakım personellerimizin gidip hastanın banyosunu, kişisel hijyenini sağladığı ya da beslenme eğitimi verdiği bir hizmet de sunmayı düşünüyoruz biz bireylerimize. Aynı zamanda çok önem verdiğimiz aktif yaşlanma birimimiz var. Bir katı da buna ayırdık. Aktif yaşlanma birimimizde tamamen sosyalleşebilecekleri, bilgi birikimlerini birbirleriyle paylaşabilecekleri, gelip orada yemek yapıp birbirlerine anlatabilecekleri etkinliklerimiz olacak. Onun dışında oyunlarımız olacak, zeka oyunlarımız olabilir, spor aktivitelerimiz olacak, doğa gezilerimiz olacak. Yani çok değişik etkinlikler düşünüyoruz. Eğitim toplantılarımız olabilecek kendi aralarında birbirlerinin eğitimleri konusunda olabilir. Fizyoterapistimiz olacak. Fizyoterapistimiz her dört birimimiz için hizmet verecek. Yani çok değişik. Çok değişik hizmetlerimiz var ve bu hizmetlerimize sürekli yenilerini de ekleyeceğiz tabii ki talep oldukça. Aklımıza geldikçe, fikir çıktıkça güzel olacağını düşünüyorum ben. Şimdi bakıldığında merkez bunu orada da inşaat aşamasındayken hani o daha boyanmamış kaba inşaatıyla siz öyle anlatıyordunuz ki ortada bir şey yok sevgili izleyiciler. Hani ama Aynur Hocam o kadar yürekten öylesine her şeyi kafasına yazmış, öylesine resmetmiş ki öyle anlattı ki evet biz orada boş duvar ama o boş duvarda dolapları görüyorduk ama o dolapların neden bu şekilde yapılması gerekiyor? Çünkü bir Alzheimer hastasının neye ihtiyaç duyabileceği ya da hani şurası öyle hatta hala aklımdadır. Şurada bir havuz var işte burada onlar şöyle oturacaklar böyle olacak şurada şöyle olacak. Yani dedikodu yapıp da sosyalleşecekleri alanları varıncaya kadar ince detaylarla düşünülmüş. Merkezdeki fiziki olarak da zannediyorum her ortam bir Alzheimer hastasının hassasiyetleri düşünülerek tamamen yapıldı değil mi? Kesinlikle yani onu... Hem hassasiyeti düşünüldü hem yeni bir şeyler öğrenmesi için, orada vakit geçirmesi için, yeni bir... hobi edinmesi için, bu hem aktif yaşlanma birimimiz için hem de Alzheimer hastalarımız için düşündü. Bahçede yani organik tarım yapılacak. Hani onlar aynı zamanda hastalara kullanılacak yansın diye. Ama asıl amacımız orada hastanın vakit geçirmesi. Hani şimdi şu anda hasta kayıtları başladı mı merkeze? Hasta kayıtlarımız, ön kayıtlarımız başladı. Tam yakın doğuma kapasitesindeyiz zaten. Hem gündüz bakım için hem yatan hastalarımız için ön kayıtlarımız var. Evde bakım için de almaya başladık. Hani talepleri olan başvurulara yani başvurabilir ön kayıtlar için. Ve sevgili izleyiciler, merkezde zannediyorum tüm hastalarla ilgilenecek olan herkes, her personel birebir yetiştirildi. Özel eğitim alıyor. Hepsi neticede bu işi profesyonelce yapan kişiler. O anlamda da hasta yakınlarının içi son derece rahat olsun. Hem profesyonel ekibimiz tamam, hem de biz onlara tekrar eğitim vererek kuruma adapte ediyoruz. Eğitimlerini pekiştiriyoruz. Eğitimlerimiz 2 Ekim'e kadar devam edecek. 2 Ekim'den sonra da kurum içi eğitimlerimiz olacak. Sürekli yeni bilgilere açık, çalışan da açık. Dışarıdan gelen yaşlılarımız da açık. Gönüllülerimize de kapımız açık. Herkesi bekliyoruz açılışımıza. Çok güzel. Şimdi şöyle bir şey var. Bir kurumun, Doktor Emine Hanım bunu çok güzel ifade etti. Bir kurumun dinamizmini koruması için orada bir eğitim ve bilgi paylaşımı şart. Yoksa bir süreden sonra kendinizi muhteşem zannedersiniz. Oo, ben bu işi çok iyi yapıyorum, muhteşem yapıyorum ve hata yapmaya başlarsınız. O gün aslında çöküşünüzün başladığı gündür. O yüzden biz peşinen şunu kabul ediyoruz. Yani bu işin nirvanası yok. Bu işin nirvanası kendi içinizde ulaştığınız en üst nokta. Ama gerçek anlamda nirvana diye bir şey yok. Gerçek anlamda nirvanaya ulaşmak için kat ettiğimiz bir yol var.
Biz o yol için mesela şu anda da dediği gibi hizmet eğitimler başladı. Daha sonrasında hasta alımı başladıktan sonra da 2 Ekim'den sonra da her çarşamba saat 5'te bütün personelin yani temizlikçisinden en üst düzey personeline kadar herkesin katılacağı zorunlu hizmet içi kurumsal eğitimler olacak. Bu hem birimlerin birbiriyle daha iyi iletişimi, birbirinin yaptığı işin daha farkında olması ve kurumsal bilincin gelişmesi için gerekli olan bir şey. Hı hı. Hem de her toplantıda birimlerin yapacağı sunumlardan başka profesyonellerin kendi alanı ile ilgili sunumlarını dinleyeceğiz. Yani örneğin bir hafta sadece el yıkamayı öğreneceğiz. El yıkama nasıl yapılmalı? Veya bir başka hafta işte sizinle çatışan bir Alzheimer hastasının çatışmayı nasıl sonlandıracağımızı öğreneceğiz. Böylece herkes bir şey öğrenecek. Yani oradaki temizlik personelinden, güvenlik personelinden, teknik elemandan, muhasebe departmanındaki görevliye kadar herkes bu hastalığı ve hastalıkla ilgili teknik detayları yıllar içerisinde öğrenecek ve bu bilgiler sürekli gelişeceği, sürekli tazeleneceği için de biz o kurumda bir bilincin oluşacağını varsayıyoruz. Ve bu bilinci de değil mi geliştirdikçe de daha iyi bir noktaya ulaşacağımıza ve bu anlamda da şehirde benzer işi yapan insanlara da aslında bir mutfak oluşturacağız. Çok yani doğru. Çok, onlar da gelip bu eğitimlerden zamanla faydalanacaklar. Daha şimdiden hasta yakınları gelip eğitimlerimizden hele ki hasta yakınları için hasta değil mi? Ne kadar kurtarıcı bir şey. Yani eğitim maket üzerinde eğitimler verecek örneğin hasta yakınlarına. Yani evinizde hastanıza bakım verdiğinizi düşünün. Bir çarşaf değiştirmek dünyanın en zor işidir. Hmm. Ve bilmiyorsanız ilk çarşafı değiştirdiğinizde belinizi incitirsiniz. Ama bunun bazı püf noktaları vardır. Onu size birisi öğrettiği zaman siz 150 kilo bir hastayı bile hiçbir tarafınıza zarar vermeden, hastayı da incitmeden, kendinizi de incitmeden kolaylıkla vücut bakımını verebilirsiniz. Şimdi bu yaşamayan için belki de şu anda hani dinleyen izleyicilerimiz açısından da belki hani yani şey olabilir gibi gelse de siz hep bir lafınız var ya damdan düşenin halinden damdan düşen anlar diye hasta yakınlarına verdiğiniz şu ufacık zannediyorum bilgiler bile bize basit görünen hayat kurtarıcı bir katiyetle. Değil mi? Yani bir klozet adaptörü bir insanın aylardır uykusuzluğunu çözebilen bir şey olabilir. Basit bir klozet adaptörü. Yani o kadar önemli ki bu. Ya da yere koyacağınız bir sensörlü lambanın rengini değiştirmek. Yani o insan için hayat kurtarıcı olabiliyor. O yüzden hani çözümler basit detaylarla saklı. Yani bir insanın pijamasındaki lastiği çıkarıp bir uçkur yani kurdele takma. Düşünün bir hastam geldi bana dedi ki ya babam akşam pijamasını indiriyor, bezini açıyor. Kirli olan bezindeki bütün materyalleri evin her tarafına bulaştırıyor ve hem kendi enfekte oluyor hem de benim çocuğum var. Çocuğum enfekte oluyor, evimiz pis kokuyor. Ve ben artık bu konuyla baş edemiyorum. Babamı ile sakinleştirici ilaç veriyorum. Sabaha kadar uyuyor. O zaman da kalp ritmi bozuluyor. Vicdanen kendimi kötü hissediyorum. Ne yapacağız? Dedim çok basit. Nasıl yani dedim. Geldim babanın pijamasının lastiğini sök. Ona bir kurdele geçir. Kurdeleyi de arkasından fiyonk yap. Artık bezi içinde kalacak. İstese de pijamasını indiremeyecek. Ve bahsettiğin sorunların hiçbirini yaşamayacaktın. Durdu. Gerçekten ben bunu hiç düşünememiştim. Doktor hanım falan böyle sarıldı öptü gitti. Bir ay sonra geldi böyle gayet dinç vaziyette. Doktor hanım biliyor musunuz bu uçkur çözümünü sizin sayenizde en az 100 kişiye söyledim. 100 kişi uçkura kavuştu. Artık bir sorun. Hani çok... şimdi baktığınız zaman dünyayı kurtarmadık. Yani yaptığımız şey pijamadaki lastiği ama o insanı kurtardı. Evet, evet. Ya da evet, işte evet. O çözüm de etkisiz evet. Kaldığında ne bileyim bir tırtından fermuarlı tulum önermek. Yani baktığınız zaman aslında çözüm milyon dolarlık ilaçlarda değil çoğu zaman. Çoğu zaman çözüm basit çözümlerde. Ama o basit çözümü bilmediğinizde bilemiyorsunuz. Yani bunun sizin yeteneksiz olmanızla ya da beceriksiz olmanızla bir ilgisi yok. Yok göremiyorsunuz. Yani aklınıza gelmemiş ne yapabilirsiniz?
Ama birisi bu çözümü bulmuş ve sizin de onu paylaşmanız gerekiyor. Ya da işte ne bileyim hasta bezi kabul etmiyor ama bir slip şeklinde bezler var, ona geçirmek. Hı hı. Çamaşır gözüne hasta bezi yerine o slipleri koyup artık bunları giyiyorlar. Yeni moda bunlar anneciğim babacığım diyebilmek. Yani çoğu zaman çözüm çok basit. Ama bunun için önce hasta yakınlığında bizlerin de beynimizin öğrenmeye açık olması, paylaşmak gerekiyor, utanmamak gerekiyor. Yani insanlar benim annem ne bileyim Allah benzetmek gibi olmasın ama benim annem kanser dediği zaman çok rahatsız olmuyorlar. Ama benim annem Alzheimer derken çok zorlanıyorlar. Bunu kabullenmek, sanki bu annelerinin bir kusuru, sanki bu onların bir kusuru, sanki bu bir hani utanılacak bir şey. Hayır değil. Evet. Bu yani şeker hastalığı gibi, kalp hastalığı gibi, kanser gibi sıradan bir tıbbi hastalık. Şey de oluyor Aynur hocam, hani evde böyle bir hasta varsa evin sosyal hayatını da hani eve de artık misafir gelmez gitmez, o hani kabul etmek istemiyor. Tabii. Belki kontrol edemediği için kendileri de aslında. Yok, bak ben yaşadım Duygucuğum. Yani biz karakoca doktoruz. Büyük anne bizimle yaşıyordu, ileri evre Alzheimer ilerledi, artık evde yardımcı vesaire tutturamaz olunca biz yanımıza aldık. Şimdi aldık, düşün benim okumuş yazmış arkadaşlarım. Geliyorlardı, büyük anne onlara başlıyordu işte, sen cellat mısın, beni öldüreceksin, eline ne geçecek, işte aylardır bana bir lokma yemek vermediler falan filan, hani klasik hastalığın emarelerini yaşıyor. Aa, bir bakıyorum böyle telaşlanıyorlar, ne yapacaklarını bilemiyorlar, ne deseler yapamıyorlar ve ondan sonra da bir daha gelmez oluyorlar. Halbuki o dönem ben evdeyim, iki tane küçük çocuk var, büyük anne var, kimseye bırakıp gidemiyoruz. Benim sosyalleşmek için evde birilerine en fazla ihtiyacım olduğu dönem. Ve diyorlar ki bana, Aynur kusura bakma, aslında size gelmek istiyoruz. Çocukları da çok özlüyoruz sizi de ama psikolojimiz bozuluyor. Yani bir nasıl bir şeyse bu psikoloji. Yani bizimki sanki taştan demirden. Sonuçta kötü kokan, sıkıntının olduğu, dram yaşanan bir ev, tırnak içerisinde evet, dram, evet. insanları itiyor. Çok doğru. İtiyor yani ve sanki çok fazla içine girerlerse bulaşacakmış gibi hissediyorlar. Yani halbuki bu herkesin başına ve ne oldu? Büyük anne Allah rahmet etsin, hani yaşadık, ettik, gitti hayatımızdan. Ama bizim o dönem yanımızda olan dostlarımızın bugün benim için değeri çok farklı. Ve ben bugün onlar için çok daha fazla şey yapmak istiyorum. Çok daha fazla yanlarında olmak istiyorum. O yüzden lütfen buradan değerli izleyicilerimize o mesajı vermek istiyorum. Eğer yakınlarında böyle bir hasta olan, böyle bir ev varsa, bir dostları, bir tanıdıkları, bir komşuları varsa lütfen o komşularını yalnız bırakmasınlar. Yani hiçbir şey yapamıyorlarsa pazara giderken kapısını çalsınlar. İhtiyacınız var mı? Desin ki komşum ben pazara gidiyorum. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yani ona alacakları bir kilo domates onun için o kadar büyük bir anlam taşıyor ki. Ya da ne bileyim ben senin hastanın yanında bir saat kadar kalırım. Sen bir git çarşı pazar işini yap. Ne bileyim bir nefes al, saçını tarat, faturanı öde. Bir kendine vakit ayır. Git dolaş ayaklı. Bir hasta yakını var. Geçen gün diyor ki doktor hanım diyor 3 yıldır ilk defa dışarı çıktım diyor. Durdum. Kendimi o kadar kötü hissettim ki. Ve diyor sokakta yürürken diyor, yürümeyi unuttuğumu fark ettim diyor. Çok dramatik. Herkes bir bana şey bakıyor ya gibi geldi diyor. Düşünüyorum sonra dedim ki ben nasıl bir vatandaşım. Yani bu şehirde bir insan 3 yıldır evden çıkmadı. Ve eminim onun da komşuları var, onun da akrabaları var. Ve bence bu onlar için büyük bir utanç kaynağı olmalı. Çünkü hepimiz için bu bir utanç kaynağı. Yani bir insan hastasına bakmak için 3 yıldır evden çıkamadıysa bunda biz kendimize bu hepimizin utanç kaynağı. Yani hiçbirimizin huzurlu bir şekilde uyuyabilme hakkımız yok. Yani siz bize aslında insan olun diyorsunuz. Yani siz derken hani bize insan olmayı anlatıyorsunuz. Aslında insan olduğumuzu hatırlarsak zannediyorum. Aynen. Çok ulvi reçetelere ihtiyacımız yok. Yani annelerimizi, anneannelerimizi, geçmişteki o mahalle kültürünü, bunları anımsarsak ve bugünkü yaşantımıza yapabildiğimiz kadarıyla uyarlarsak aslında çözüm karşımızda.
Ve bu bize de iyi geliyor. Yani geçen birisi dedi ki bir iş adım bana, doktorum dedi, siz dedi bu yaptığınız işe cennetliksiniz. Ben durdum. Dedim ki teşekkür ederim ama aslında bizim cennetimiz de cehennemimiz de burada. Ve dedim orası açıldığında biz orada insanların içeriye böyle eğik girip dik vaziyette çıktığını görürsek ve oradan güler yüzle büyüklerimizin ayrıldığını görürsek o gün bizim cennetimiz olacak. Girdim koluna, hadi girin beraber gidelim bu cennete dedim. Güldü. Yani hakikaten çok da bazı kavramları uzakta aramamak lazım. Birçok kavram bizim dibimizde. Yani oturduğumuz binada da bir cennet var. Bizim yaşadığımız dünyada var ve bize de iyi geliyor. Yani o insanlara bir şey yapabilme duygusu. Kendi adıma ben çok iyi hissediyorum. Yani dünyaları kurtarmadık. Alzheimer'a çare falan bulmadık. Yani çok abartılacak bir şey yapmıyoruz. Siz ama siz denizdeki, kenardaki deniz yıldızının bir tanesinin hayatını evet kurtarıyorsunuz. Yani biz kapımızın önünü temizlemek istiyoruz. Tabii. Herkes kapısının önünü temizlerse bütün sokak tertemiz olacak. Bugün yani bu sizin şu anlattıklarınız sevgili izleyiciler, hani bugün biz evet Alzheimer son derece ciddi bir hastalık, tamamen böyle bilimsel evet realite bunlardan konuşuyoruz ama sizin şu anlattığınız aslında kendi içerisinde hani insanlar onlarca yüzlerce kişisel gelişim kitapları okuyorlar, mutluluğu arıyorlar ya da işte huzur, mutluluk nerede, malda mı, mülkte mi, kariyerde mi, onda mı, bunda mı? Sizin şu konuşmanız aslında mutluluğun, iyi hissetmenin nerede olduğunun reçetesini aynen veriyorsunuz. İnsan kesinlikle. Yani bir şey vereceksiniz, samimiyetle vereceksiniz, sevgiyle vereceksiniz. O size bir sevgi olarak dönüyor ve gücünüzü de veriyor. Kesinlikle veriyor ve biz Türkiye Alzheimer Derneği Meltem Şubesi ailesi olarak evet bunu çok güzel bir şekilde yaşıyoruz. Allah bu güzelliğimizi, huzurumuzu bozmasın diyoruz. Ve çok keyif alıyoruz. Hı hı. Yaptığımız her şeyden de çok keyif alıyoruz. Az önce dediniz evinize, valla ben kendi evimin perdelerine ayırmadığım zamanı Yaş Yaşam Merkezi'nin perdeleri için ayırdım. Yani inanılmaz heyecan yaşadık. Perdelerin fotoğrafını yani benimle paylaş şimdi. Gerçekten paylaştım. Gören evin, kendi evine şey hani yeni bir yazlık yaptırdı. Bu da perdeleri der gibi yani çok özenle, severek gerçekten. Çok keyifli ve aynı heyecanı hepimiz yaşıyoruz. Hı. Yani binaya bir tabela takılıyor. O gün herkes birbiriyle fotoğrafını paylaşıyor. Heyecanla görmeye geliyorlar falan. Hani biz bunu hakikaten yaşıyoruz. Ve mutluyuz. Bize iyi geliyor. Herkese de açık bu kapı. Kendini iyi hissetmek isteyen, kendisini değerli görmek isteyen, hı hı, kendisini bir şeyler vermek ve almaya hazır hisseden herkese de kapılarımız açık. Yaş Yaşam Merkezi'nde herkesin bir şey verebileceği ve bir şey alacağı bir mutfak var. Ve biz tüm Mersin halkını bu mutfaktan, bu eserden yararlanmaya davet ediyoruz. Ne güzel, ne gönlü zengin, içi gerçekten bu sohbet bence çok daha fazla derinliklere, çok daha fazla yüreklere ulaştı. Hani akla illaki işten kulakla akla gidiyor ama bence siz gönüllere de dokundunuz ve dokunmaya da devam ediyorsunuz. Zaten yaptığınız şu işler, şu açılan merkez sadece hastalara değil, hasta yakınlarının büyük kurtarıcısı oldunuz. Onlar anlamında da hani yıllarca yatalak bir hastaya bakmanın nasıl bir sıkıntı olduğunu herhalde anlatmaya gerek yok. Yani herkes mutlaka eşinden, dostundan bilir ilerleyen evrelerdeki bir Alzheimer hastası açısından. O anlamda çok büyük bir hayır işliyorsunuz her anlamda. Hem hasta hem hasta yakını için. Bize ayrılan sürenin böyle zaman su gibi geçti. Sonuna geldik. Size sohbete doyum olmuyor. Olmayacak da daha devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür öncelikle ederiz programıma konuk olduğunuz için. Son sözlerinizi almak isterim Emine Hanım sizden. Kayıtlar başladı, onu önce bir vurgulayın evet isterim. Ön kayıtlarımız başladı. İsim ve iletişim bilgilerini alıyoruz hastalarımızın. Daha hı-hı sonra kurumumuz açılınca da hastalarımızı yataklı birimimize, gündüz bakım birimimize kabul ediyoruz. Ben merkezimizi hem okul hem bakım evi hem de sosyal bir tesis olarak görüyorum. Her kesime hitap edebileceğini düşünüyorum. Bütün Mersinleri de bekliyorum kurumumuza. Hem bilgi almak için, hem görmek için, hem vakit geçirmek için.
Hem de evet kişiler de hasta yakınları da kendilerini de bilinçlendirmek için orada görecekleri küçük şeyler de kendi hayatlarını kolaylaştırabilir bu anlamda. İyi ki varsınız. Ellerinize sağlık ve yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum. Son sözü size bırakıyorum. Yani mutlu yaşamak için tek bir formül yok. Hı-hı. Ama Alzheimer olmamak için en önemli formül aktif yaşamak. Sevmek, sevilmek ve güzel bir hayat yaşamak. Bu anlamda ben tüm izleyicilerimize kaliteli yaşayacakları, hı-hı, kaliteli yaş alacakları, kaliteli bunayacakları ama bunarlarsa da kaliteli bakım alacakları bir yaşam diliyorum. Ve herkesi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Kolay gelsin. Yeni güzelliklerle eminim siz şimdi bu projeyi bir kenara koyduk, bitirdik. Ama yeni projelerle hayatımızda olmaya devam edin diliyorum ki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Zaman su gibi geçti. Gerçekten yürekleri işleyen bir kitap niteliğinde de değerli bilgiler aldık bugün. Aynur Hoca'nın dediği gibi hayat her şeyi gönülden, samimiyetle, severek paylaştığınız zaman bir anlam ifade ediyor. Bize insan olmayı bir kez daha hatırlattı aslında bu sözleriyle. Hani günlerdir ya da aylardır, belki de yıllardır aynı apartmanda oturup da kapısını çalmadığımız, tanımadığımız bir komşumuzun belki bugün bir kahve ya da bir çay için kapısını vesile görüp çalıp hal hatır sormakta fayda var. İnsan olduğumuzu hatırlayalım diyalogla. Efendim kendinize iyi bakın. Yeni projelerle, yeni programlarda karşınızda olacağız. Sevgi, hoşgörü sizin olsun. 2 Ekim Pazar günü saat 12'de Yaşlı Yaşam Merkezi'nde olacağız. Herkese kapımız açık. Buyurun sizleri de bekliyoruz. Hoşça kalın efendim.